Merhaba, hoş geldiniz. Kuşlar sahip olduğu kanatlar sayesinde gökyüzünde özgürce uçabilir. Havada saatlerce süzülebilir, kilometrelerce yol gidebilir. Buna karşılık dünyadaki bütün kuş türleri uçamaz. Bazı kuşlar uçmak için uygun kanat yapısı ve büyüklüğüne sahip değildir. Ağırlıkları fazla olduğundan dolayı kanatları onları taşıyamaz ve uçamazlar. Örneğin tavuk, deve kuşu gibi kuş türleri uçamayan kuşlardandır. Bununla birlikte uçabilen kuş türlerinin bazıları ise göçmen kuşlardır. Peki bazı kuş türleri neden göç eder? Bu videoda sizlere göçmen kuşları hakkında bilgiler vereceğim. İyi seyirler. Uçabilen kuş türlerinin bazıları her yıl düzenli olarak göç ederler. Onların sürekli yaşadığı belli bir yer yoktur. Farklı mevsimleri farklı coğrafyalarda geçirirler. Kıtalar arasında kilometrelerce yol gidebilirler. Göç eden kuş türleri göçmen kuş olarak adlandırılır. Göçmen kuşlar koloni halinde göç ederler. Her yıl tüm dünyada 50 milyar civarında kuş göç eder. Leylek, kırlangıç, kelaynak kuşu göçmen kuşlara örnektir. Göçmen kuşlar pusula, GPS gibi herhangi bir teknolojik alete sahip değildir. Ama bir şekilde yollarını bulurlar. Kilometrelerce yol giderler ama kaybolmazlar. Göç ederken yanlarında hiçbir şey taşımazlar. Son derece savunmasız bir şekilde yolculuk ederler. Uzun süre yolculuk ederler, belki de beslenmek için zaman bile bulamazlar. Bütün bunlar göçmen kuşlarının ne kadar becerikli olduğunu bizlere gösteriyor. Bazı kuş türlerinin bir yeri yurt edinip sürekli orada yaşamak yerine hayatı boyunca durmadan göç etmesinin pek çok sebebi vardır. Bu sebep yaşadığı yerde yiyecek miktarının azalması olabilir. Böylece göç ederek besin bakımından daha zengin yerlere gider. Ya da mevsim değişmesinden dolayı olumsuz hava şartlarından etkilenmemek için göç edebilir. Bu sayede kış geldiğinde yaşamını daha sıcak yerlerde sürdürür. Göçmen kuşların biyolojik saati vardır. Göç zamanı geldiğinde bütün kuşlar bir araya toplanır, hep beraber tam zamanında göç eder. Göçmen kuşları uzun süre yolculuk ettiklerinden dolayı fazlaca enerji harcarlar. Bu yüzden göç sırasında bazı kuşlar yenik düşüp ölebilir. Göçmen kuşların göç ederken kullandıkları bir uçuş tekniği vardır. Bu teknikte kuşlar havada V şeklinde görünür. Öndeki kuşlar güçlü, büyük ve lider kuşlardır. Diğer kuşlar ise bu kuşların arkasında V şeklinde sıralanır. Öndeki lider kuş hava akımına karşı kalkan görevi görür ve bu sayede arkadaki kuşlar rahatça uçabilir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.